Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 30 Ağustos 2020 Pazar. Sabah 30 Ağustos için kendimce ufacık bir Kahramanlık Türküleri konseri düzenledim. Ve Nasuh Mahruki'nin yazısını okuyarak kahramanlarımızı andım. Mahruki'nin yazısıyla andım elbette ve hepimiz o yiğitlere, o kahramanlara, o gazilere, şehitlerin hepsine minnetlerimizi sunduk. Sizlerin adınıza da sundum tabii, farkındasınız. Şimdi canlarım, kadehimi, rakı kadehimi, büyük önderimiz, sevgili atamız, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük insanı, en büyük komutan, en büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün şerefine kaldırıyorum. Müsaadenizle. Bir yudum alacağım. Oh, damağım da tadını alsın istedim. Tabii rakı damakta dolanmadan içeriye gönderilmemeli. Biliyorsunuz. Ne kadar çok damak rakının tadını alırsa rakıdan da o kadar büyük keyif alınır. Canlarım, şunu tezgahıma koyayım. Bugün devlet erkanı, iktidar partisinin genel başkanı, muhalefet partileri genel başkanları ve tabii ki iktidar partisinin yakınında siyaset yapan, siyaset üreten Devlet Bahçeli. Tabii bu arada ne yazık ki meclis başkanı da zorunlu olarak, onlar zorunlu olarak Devlet Bahçeli, meclis başkanı ve AKP genel başkanı mecburiyetten, yani gitmezlerse ne olacağını bildikleri için korkularından gittiler. Evet. Hiç sakıncası yok bunu söylemenin. Bu benim düşüncem. Yanılabilirim. Yanıldığımı söyleyebilirler. Ama benim bunu düşünme hakkım var. Ben böyle düşünebilirim. Değil mi canlarım benim? Eğer aksini iddia ederlerse, hayır biz severek gittik derlerse, o zaman ben de derim ki o geberip giden Kurtuluş Savaşı'nı Kemal kazanacağına keşke Yunan kazansaydı diyen adama bu devletin Diyanet İşleri Başkanı'nı neden gönderdiniz dedi, sorarım o zaman. Değil mi? Buna hakkım var. Demek ki korkudan gidilmiş. Gidilmiş. Geçti gitti. Dün zaten söylemiştim. Hele bir gitmesinler demiştim. Değil mi canlarım benim? Muhalefet partilerinin liderleri ise elbette severek, saygıyla koşarak gittiler ve iyi yaptılar. Canlarım, Türkiye'de bir ak it var. Medyacıymış. Medyacı olduğu söyleniyor. Sosyal medyacı mı? Siyasal medyacı mı? Soygun medyacısı mı? Ne olduğunu bilmiyorum ama medyacıymış ve ismi Ak İt'miş. Ak İt diye bir isim olur mu? Oluyor tabii, bir sürü, bir dünya beyaz köpek var piyasalarda, değil mi canlarım? Hatta çok da sevimli olur aslında. Ve güvenirsiniz onlara. Ama bazen çok canınızı yakarlar. Evet. Arkanızdan dolanırlar, sessizce gelirler ve canınızı yakarlar. İşte bu Ak İt artık ne iş yaptıysa, ne iş yapıyorsa bilmiyorum kim olduğunu, ne olduğunu. Okuduğum, bir yerlerde okudum, dinledim, anlattılar birileri. Gazete mi, televizyon mu olduğundan net söylemediler. Ama bana sadece bir ak it dediler. Bu ak it, atamızın mübarek kabri için anır kabir demiş. Evet, anır kabir demiş ya da anır kabir diye yazmış mı? Öyle bir şeyler yapmış. Bu soytarı hırsızların beslemesidir, biliyorsunuz. Evet, hırsızlar tarafından beslenir. Bunun önüne atılan kemik, bu akitin önüne atılan kemik milyonlarca dolar değerinde kemiktir. Evet, milyonlarca değerinde kemikle beslenir bu akit. Ve tek işi, yaptığı bir tek iş var. Atamızın, büyük önderimizin bu ülkeyi hepimize ve tabii ki haliyle bu ülkeyi yönetenlere de emanet bırakan atamıza hakaret etmek. Başka hiçbir vasfı yok bu ak itin.
Şimdi bekliyoruz bakalım bu ak itin yaptığı bu şahsiyetsizlik, bu haysiyetsizlik, bu edepsizlik, bu ahlaksızlık için ülkeyi yönetenler ne yapacaklar? Zehirlesinler demiyorum. Ben hayatımda hiçbir hayvanın zehirlenmesini istemem. Hayır. Efendim, ama ak itmiş. Olabilir, kara it de olabilirdi. Ama ak it acaba AK Parti'nin isminden gelebilir mi? AK Parti'nin ismi AK Parti değil ki. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ona AK Parti diyenler kendileri diyorlar. Biz haliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aradaki B'yi kaldırarak AKP diyoruz. Yani o nedenle bu ite AK isminin ya da AK sıfatının yakıştırılmasının ben AKP ile ilgisi olduğunu zannetmiyorum. AK it işte ya. Ama besleyen kim dersiniz? Bir besleyeni var. Çok kolay kazanan, çok kolay paralar elde eden, servetini çok kolay arttıran biri ya da birileri belli ki bu akite milyonlarca değerinde kemik atıyor. Atıyor ki bu kemiklerin neticesinde de bu ak it atamıza bu kadar naaşına saldırıyor ya. Atamızın naaşına saldırıyor. Sonra da ben o pis sak püskürlü bir herif vardı, fesli bir adam vardı, bir pislik vardı. Deli lakaplı biri vardı, geberdi gitti. Deyince kızıyorlar bana. Ya bir tarafta bu dünyanın en güzel ülkesini, dünyanın en güzel ülkesini yine bana göre. Bugün yine yollarda gelirken ülkeme bir kez daha hayran kaldım. Dünyanın en güzel ülkesi, dünyanın en güzel toprakları. Neyse o ayrı bir bahsi konu. Bu ülkeyi, bu güzel toprakları bize emanet eden büyük önderimiz Mustafa Kemal'e, Atatürk'e hakaret eden birileri için söylenecek başka söz de bulamıyorum. Ha var, çok söz var. Ama olur da kalkal birisi acaba bu ak it diyerek bizi mi anlatmak istedi diye ortaya çıkabilir. Çünkü bunlar her gördüğü yırtıktan dışarı fırlayanlardandır. Öyle bir tiptir bunlar yani. Başka da hiçbir işe yaramazlar zaten. Bunlardan idrar dökülür, pislik dökülür falan. Bu tip insanımsılardır bunlar. Evet. Bu ülkenin kurucu önderine hakaret eden herkese bu sıfatı layık görüyorum. Peki şimdi gelelim bir başka konuya. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki ok yaydan fırladı ve mutlaka hedefini bulacak. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siz ok atmakta pek mahirsiniz. Ama bir konuda öyle bir eksiğiniz var ki bu eksiğinizi tamamlayamadığınız için Türkiye perişanlar oynuyor. Eksiğiniz ne mi? Size belli ki birileri, usta birileri ki oğlunuz da sözde ok federasyonları falan filan gibi bir takım işlerle uğraşıyor bilebildiğim kadarıyla. Ok, başka ok falan gibi federasyonların başkanlığını yapıyor bilebildiğim kadarıyla. Size demediler mi hiç? Sevgili babacığım, eğer hedefine ok atacaksan önce nişan alacaksın. Ama siz önce oku atıyorsunuz sonra nişan alıyorsunuz sevgili babacığım. Böyle okçuluk olmaz. Böyle şeylik olmaz yani. Şey bile atsanız kimseye yapışmaz gibi söylemek lazım. Yani vuramazsınız kimseyi demesi lazım dememişler. Ya Sayın Cumhurbaşkanı oku atıyorsunuz güzel de hedefine gitmiyor. Çünkü sizin hedefinizin ne olduğunu siz de farkında değilsiniz. Atıyorsunuz sonra nişanlıyorsunuz. Aa ben bu hedefe atmalıydım. Ama gitti. Bakınız ne kadar çok attınız, ne kadar çok ok attınız ama hiçbirisinde hedefi tutturamadınız. Neden? Çünkü nişan almıyorsunuz. Rastgele sallıyorsunuz. Bakın faiz mesela, faizler konusu. Faizler konusunda bir ok attınız. Amacınız faizleri düşürmekti ama faize nişan almadan attığınız için oku, sizin ok gitti, TL'yi vurdu, TL'yi düşürdü. Ya olmuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer devleti yönetmeye gerçekten samimiyetle talipseniz, o zaman bu işi mutlaka öğrenmeniz. Öğrenmeyecekseniz ilk çıraklık yıllarında olduğunuz gibi, ki çıraklık yıllarınız yine bana göre gayet başarılıydı. Küresel ekonomiye, küresel politikaya, dış politikaya
öylesine uygundunuz ki canlarım, işte geçen günler yazdım, söyledim, inanmadılar bana. Aydem diye bir yer var. Tam sanki zamanında oldu. Bütün köy, bak, bütün köyümüz karanlıkta. Aydem diye bir özelleştirmeden devletin elektrik şirketini almış bir kurum var burada. İnanın sadece para kazanıyor. Sadece, hem de ne para kazanmak. Elektriğinizi 3 gün 5 gün ücretini ödememek kalksanız hemen elektriğinizi keserler. Bir de 50-60 lira mı ne kadar bilmiyorum. Para kakalarlar. Ödemeseniz günde 50 defa telefon ederler. Borcunuzu ödeyin diye. Böyle bir şirket. İşte bakınız. Geçen gün kim diyordu, birisi diyordu. Uygar ülkelerde elektrikler kesilmez. Evet, uygar ülkelerde kesilmez. Türkiye'de kesilir. Burası Türkiye'nin en uygar illerinden biri olan, Türkiye turizminin neredeyse Antalya ile beraber tamamının gelirini sağlayan, Muğla'nın en bilinen, en tanınan mahallelerinden biri. Akyaka Mahallesi. Yok işte, gitti elektriklerimiz. Ne zaman gelir? Hep bilmiyoruz. Günde kaç defa olur biliyor musunuz? Efendim klimalar çalışıyormuş. E ona göre verin elektriği. Bazen de yağmur ve rüzgar telleri kopardı. Ya bırakın Allah aşkınıza ya. Siz de telleri ağaçların arasından, dalların arasından geçirmeyin. Ya işte şimdi biliyorum. Kimleri diyecek ki ya bu dede bunu mahsus kapatmıştır. Vallahi buyurun. Hadi bütün köyü ben mi kapattım? Hiçbir yerde tek bir ışık yok. Hadi buyurun. Kaldırayım şunu. Buyurun, buyurun, buyurun. Köyü görebiliyor musunuz? Yok. Işık yok. 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 Şimdi bunun adı özelleştirme değil ki. Bunun adı patronları güzelleştirme. Bunları veriyorlar, denetlemiyorlar hiç. Bunları satıyorlar, ne satıldı, ne yapıldı hiç bakmıyorlar. Bakınız, bu Akyaka'nın sözleşmesinde diğer bütün elektrik şirketlerinde olduğu gibi hava, iyi kablo dedim, yani havadan geçen elektrik tellerinin hepsinin toprağın altına gömülmesi şartı var. Yani buna ankastre denir. Bir gelin görün Akyaka'nın halini ya. Birkaç tane mahalleye göz boyamak için yapmışlar. Akyaka'da her taraf, bütün her taraf elektrik. Yapmıyorlar kardeşim. Para harcamıyorlar. Neden? Devlet denetimi yok. Çünkü bunlar devletin bürokratlarıyla ortak iş yapıyorlar. Bakanlarla ortak iş yapıyorlar. Bana dokunma, ben seni göreyim. Nerede göreceksin sen onu? İşte nasıl göreceğini siz biliyorsunuz. Herhalde sokakta karşılaşacak halleri yok. Onların görme sistemi bambaşka bir sistem. Ne yazık ki canların böyle. Neyse. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla sohbet ediyordum. Bir daha devam edeyim. Karanlıkta yüzümü görmüyorsunuz. Ama sesimi duyduğunuzdan eminim. Benim canlarım, benim güzellerim. Hiçbir ülke AKP zihniyetiyle yönetilemez. AKP zihniyetiyle yönetilen her ülke Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu duruma düşer. Dünyanın bütün saygın kurumları Türkiye'de ekonominin çöktüğünü, bugünlerden çok daha kötü günler göreceğimizi söylüyorlar. Oysa be canlarım, Sayın Cumhurbaşkanı, ülkemizin ve halkımızın sorunlarıyla ilgilense, inanın çözebilir sorunları. Bütün samimiyetimle söylüyorum, çözebilir. Ama sorunlarımızı çözebilmesi için Sayın Erdoğan'ın öncelikle dünyadaki ülkelerle kavga etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Ya biz Avrupa Birliği ülkeleriyle ne güzel dosttuk ya. Ne güzel alışveriş yapıyorduk. Gerçekten de zenginleşiyorduk en azından. Öyleydi değil mi canlarım? Biz Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği konularında en başından itibaren samimiyetle çalışmalar yapmasaydık, Türkiye'nin bugünkü ihracatının 165-170 milyar dolara çıkması bile mucize olurdu. Ama hesaplar böyle değildi. AKP'den önceki hükümetlerin hesapları cari açık vermeden Avrupa'yla, bilhassa Avrupa'yla ve bütün dünya ülkeleriyle dış ticareti geliştirmekti. Önceliği de elbette iç üretimde dengeyi sağlamaktı. Yani üretim artışı ve istihdam artışıydı. AKP ne yaptı? İşin kolayını seçti. Aldı borcu, gitti ithalat yaptı. Aldı borcu, gitti ithalat yaptı. Borç 500 milyar dolar. 500 milyar dolar karşılığı kurulmuş, bir tek fabrika yok. Efendim havaalanı yapıldı, yol yapıldı, köprü yapıldı falan filan. Ya Allah aşkına yapmayın ya.
Yapmayın ya. O yapılanların da parasını yine biz ödüyoruz ya. Geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor. Geçmeyen daha çok ödüyor. Bakın bugünüz, bugün ben 138 lira sadece otoban parası verdim. 138 lira. 150 lira da köprü parası. 288 lira. Buna İstanbul'un içinden Osman Gazi Köprüsü'ne gelene kadar verdiğim 5-10 lira neyse onu da saymıyorum. Ya 300 liraya, 300 liraya bir köprü geçişi, bir otoban olur mu canlarım ya? 300'de gelecek, dönüşte vereceğiz. 600 lira. 700 lira da benzin, 1300 lira. E bir de öğlen yemeği yersiniz bir yerde. En kötü, en ucuzu, en sıradanı 100 lira. E 1400 lira, 1500 lira. E uçak kiralarım ben 1500 liraya be. Helikopter kiralarım ya, ayıp ya. Ayıp ya. Sonra da efendim size yol yaptık. Ya siz bize yol yaptınız ama yapılan yollar da bugün, bugün normal şartlarda tweet attım. Bursa Balıkesir yolunun 75. 77. kilometreler arasındaki 2 kilometreyi 45 ile 50 dakika arasında gelebildik ancak. 2 kilometreyi 50 dakikada geldik otobanda. Paralı yolda, paralı yolda. E dedim ki artık sevgilim herhalde bizden bunun parasını almazlar. Şakır şakır dağıldılar. Evet canlarım, şakır şakır dağıldılar. Daha ne diyeyim ya? Daha ne anlatayım? Hala bu ülkenin çok iyi yönetildiğini iddia edenler varsa teessüf ederim. Ha başka bir şey söylemek istemiyorum. Söyleyeceğim çok şey var aslında ama sadece teessüf ediyorum. Canlarım, bakınız biz bütün dünya ülkeleriyle kavga ederken, bunun içine Katar hariç Araplarla da kavga ederken, Arap Müslümanlarıyla da kavga ederken, Netanyahu bütün Araplarla, bütün Arap ülkeleriyle, Arap Müslüman ülkeleriyle barış projelerini sürdürüyor. Bugün görüşmeleri daha da hızlandırdık dedi. Hiçbir Arap Müslüman ülkesiyle küs kalmak istemiyoruz gibi bir laflar etti mealen. Bu ülkelerden biri de Katar. Çok yakında Katar'da İsrail'le büyük ihtimalle barışacak. Bir dostumuz gibi görünen Katar kalmıştı. Orada kaybedeceğiz. Allah aşkınıza ya. Bütün dünya ülkeleri kötü. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler mi iyi? Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz bir şey böyle bir şey. Ama bu kafalar çocukken annelerine babalarına ben çok çalışıyorum anne baba geldi ve yine gitti. Ben çok çalışıyorum anne, çok çalışıyorum baba ama bu öğretmenler bana takıyor diyen aptal çocuklar vardır. Onlar gibiler. Yalan, tembel, çalışmıyor. Annesinden babasından dayak yemesin diye, çünkü anne baba onlar da terbiyeyi, eğitimi dayakla yapıyor biliyorsunuz. Kolunda sigara söndürüyor, ayaklarından aşağı baş aşağı asıyor. Onların edepleri, kültürleri, terbiye sistemleri öyle. Haliyle o çocuk ne yapıyor? O aptal çocuk, o geri zekalı, o tembel çocuk her aldığı zayıf not için öğretmeni suçluyor. Annesi babası da başkalarına anlatırken çocuğumuz çok akıllı ama öğretmen suçlu. Sonra bu tipler büyüyorlar. Önemli mevkilere, önemli yerlere geliyorlar. Başararak mı? Hayır. Seçmenleri kandırarak geliyorlar. Demokrasinin en büyük zaafı. Az gelişmiş ülke demokrasisinin en büyük zaafı. Ne kadar çok aptal seçmen, o kadar çok yalancı seçilen. İşte seçmenleri kandırıyorlar. Sonra devletlerin başlarına geçiyorlar. Devletleri tökezletiyorlar, batırıyorlar, bitiriyorlar, yağmalıyorlar, soyuyorlar. Sonra da suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye için söylemiyorum. Hayır, Türkiye için söylemiyorum. Bakın üstüne basa basa bir daha tekrarlayayım. Türkiye için söylemiyorum. Ama bütün hemen hemen tamamına yakını az gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin seçmenlerin yarıdan çoğu aptal, cahil, eğitimsiz, uyuyan, uyutulan, uyutulmayı kabul eden seçmenler olduğu için bu ülkelerde seçilenler böyleler. Hep başkalarını suçlarlar. Bütün başarısızlıklarının günahını başkalarına atarlar. Bakın bir olay daha. Yarın Korkusuz'da da yazdım. Nihat Hatipoğlu diye bir hafız var. Hafız mı? Vaiz mi? Neyse işte öyle birisi var. Ya adam hastalanmış. Geçmiş olsun. Bilmiyordum hastalandığını. Bir iki gündür bakıyorum.
kendi kendine gelin güvey oluyor. Diyor ki benim hastalığıma sevinenler var. Ve o sevinenlerin dinsiz olduğunu, imansız olduğunu, müptezel olduğunu, hain olduğunu. Aman Allah'ım ne hakaretler. Ya sen nasıl hocasın be? Kimsin sen ya? Bu ne kafa ya? Bu ne kadar şımarıklık? Bu nasıl bir kibir ya? Ya insanların kaderlerini istismar ederek, daha doğrusu fukaralıklarını, zavallılıklarını, cahilliklerini, cehaletlerini istismar ederek ekranlara çıkıp ağlaya ağlaya milyonlarca dolar servetin sahibi oldun. Onlara fakirsiniz. Sakın ha, isyan etmeyin. Allah-u Teala sizi fakir olarak yarattı. Yapabilecek hiçbir şeyiniz yok de. E Allah-u Teala seni nasıl zengin yarattı? Hay senin ayrıcalığın ne? Sen Allah-u Teala'dan torpilli misin? Mübarek adam. Ve kalkıyorsun bize din barometreli yapıyorsun. Kimsin sen ya? Nesin sen ya? İnsanlara dinsiz, imansız diyebilecek kadar kendini din tescil noteri ilan ediyorsun. Ayıptır be. Ama ayıptır ama. Bunu şımartanlar o ak iti milyonlarca dolar değerinde kemikle besleyenlerle aynı gruplar, aynı kitleler, aynı kişiler olunca bir şey değişmiyor canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Bu karanlık benim karanlığım değil. Bu karanlık adı ak olan ama bütün memleketi kapkaranlık bir dehliz haline getiren siyasal iktidar. Canlarım benim, hoşça kalın. Buna rağmen enseyi karartmayın. Bu da gelecek, bu ışık da geçecek, gelecek. Külliyen karanlık olmayacak. Bu Aydem denilen tembel şirketin ışığı gelmese sabah olacak, güneş doğacak, gündüz ışığı gelecek. E gece yine söndürecek, söndürecek ne yapalım? Geldik madem bu köye, biz bunlara katlanacağız. Biz bunu buraya bilerek geldik. Evet, bilerek geldik ve ben 11 senedir bu Aydem isimli beceriksiz, başarısız, kalitesiz, düzeysiz şirketi yönetenlerle mücadele ediyorum. 11 yıldır. 11 yıldır böyle bu. 11 yılda hiçbir şey düzelmedi. Yine elektrikler kesiliyor. Bir yağmur yağıyor, yine elektrikler kesiliyor. Rüzgar çıkıyor, elektrikler kesiliyor. Köy biraz kalabalıklaşıyor, hafta sonları elektrikler kesiliyor. Hafta arasında ay yel çıktı, elektrikler kesiliyor. Ya ayıptır ya. Ayıptır ya. Ey devlet! Bari sen bu Aydem'i denetle ya. Ayıptır be. Neyse canlarım. Tekrar hoşça kalın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum.